Espresso sunar. Genel izleyici kitlesi içindir. Çocuklar, buranın etrafındaki ekipler mesaisini arttırın. Gözlerini fazladan açsınlar. Tamam koç. Merak etmeyin. Bu sitenin çevresinde 24 saat iki ekip devreye gezecek artık. Burada güvendesiniz. Hayır Yavuz. Biz hiçbir zaman burada güvende olmayacağız. Artık yasadığımı biliyorlar. Bugün bana saldıranlar kolay kolay pes etmeyeceklerdir. Yani ne olacak o zaman? Şu anda beni koruyabilecek tek yer Yunanistan Gizli Servisi. Benim bir an önce Yunanistan'a dönüp Gizli Servis'ten koruma desteği almam lazım. Bir dakika. Şimdi... Sizin bu gizli servisin, sen ölmediğinden haberi var mıydı? Tabii ki vardı. Bu operasyonu beraber hayata geçirdik. Operasyon? Amacımız önce Zeus'u, sonra da diğer kara para setesi reislerini yakalatmaktı. Ben onlardan para salıp, sonra da kaybolarak kendimi oltadaki yem haline getirdim. Onlar da benim pesime düşünce... Oltaya gelmiş oldular. Anlayacağın, ben hala iyiler için çalışıyorum Yavuz. Tamam, güzel. Güzel de... Sen... Yunanistan'a dönünce... Sofya ne olacak? Tam annesini bulmuşken ondan... Operasyon sona erdiğine göre gizli servis Sofya'yı da koruyacaktır. Yani Sofya benimle birlikte Yunanistan'a geliyor. Thank you.
Hoş geldiniz sayın misafirlerimiz. Bugün burada iki genç insanın hayatlarını birleştirmelerine şahitlik etmek için toplanmış bulunuyoruz. Ağlama. Gelin hanım, adınız soyadınız? İdil Ertürk. Annenizin adı? Kıymet Ertürk. Babanızın adı? Hüseyin Ertürk. Damat bey, adınız soyadınız? Ali Gökdeniz. Annenizin adı? Hafize Gökdeniz. Babanızın adı? Mustafa Gökdeniz. Birbirinizle evlenmek üzere bizlere beyanda bulundunuz. Beyanlarınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir sakınca yok. Şimdi bir kere daha bizlerin ve şahitlerin huzurunda sözle söyleyiniz. Ali Bey, siz yanınızda oturan İdil Hanımefendi'yi bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. İdil Hanım, siz yanınızda oturan Ali Beyefendi'yi bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Kimseye ne kıpırdamasın polis. Kalkmayın arkadaşlar, herkes yerinde otursun. Biz söyleyince kalkın. Kimse kıpırdamasın dedim. Oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Sakin olun. Şunları alın yerinden. Şu arkadaşları da alıyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Gel bakalım. Kusura bakmayın. Arkadaşları tutuklamak zorundayım. Kelepçeyi takın bunlara. Alın şunların ikisini de. Anne, ne oluyor? Ne yaptık ki sen? Yürüyün. Ben sana söylemiştim. Ama sen benim sözümü dinle. Götürün. Yürüyün hadi. Yürüyün. Karıcığım, ben geldim. Nihayet gelebildin yani. Hayatım, işlerim anca bitti. İşten çıkar çıkmaz koştum geldim işte. Babacığım. Al biraz da sen bak şunlara. Ben evde çok daraldım bütün gün. Bu gece arkadaşlarımızla dışarı çıkıyorum. Yemek yemeyecek miyiz beraber? Yemek mi? Evet, akşam yemeği. Böyle sen, ben, çocuklar. Yani diğer... Bütün normal aileler gibi. Hah, oldu. Bunlara baktım yetmiyor. Bir de bütün gün baba, mutfakta yemek pişireceğim. Azize de uşak tut kendine. Buzdolabının üstünde pizzacının telefon numarası var. Oradan söylersiniz kendinize böyle aile boyu pizza. Ailece yersiniz. Hah. Bir de hiç para kalmadı. Biraz para versene bana. Bu sabah verdim ya Erzak için bir sürü para. Yok. Onları harcadım ben akşamüstü. Telefona mesaj geldi, büyük indirim başladı diye. Süper çizmeler aldım kendime bak. Süperler değil mi? Neyse. Ben buradan alayım bari. Görüşürüz tatlım.
hadi. Baba. Baba. Çikolata. Sen üşümüyor musun burada? Yok. Sağ olsunlar, içimdeki yangınlar ısıtıyorlar beni. Ben de burada senin yanında kalmayı çok isterdim Yavuz. Ama Yunanistan'a geri dönmek zorundayız. Sofya'da ben de Türkiye'de hiç güvende değiliz. Artık herkes yasadığımı biliyor. Şu andan itibaren hangi düşmanın nereden saldıracağı hiç belli değil. Burada kalıp sizin devletinizden bir koruma da talep edemem. Kimsin, kimden kasıyorsun, kimlere karşı korunmak istiyorsun diye sorarlarsa buna bir cevap veremem. Çünkü ben hala kağıt üzerinde ölü bir insanım Yavuz. Madem gidecektin, niye geldin? Madem kızımı bir gün benden geri alacaktın, niye onu bana gönderdin? Ben yıllardır kendinden başka kimseyi, hatta kendini bile sevmeyen, tek başına, dımdızla, yapayalnız bir adamken, niye beni babana alıştırdın? Ben 17 yıl seni özledim. Şimdi bir 17 yılda kızımı mı özleyeceğim? Senin arkandan ağladım yetmedi. Bir 17 yılda kızımın arkasından mı ağlayacağım? Ben sana seni sevmekten başka ne yaptım da bana bu kadar büyük acılar yaşatıyorsun Maria. Ben sana ne yaptım? Keşke hiç tanışmasaydık. Keşke seni hiç sevmeseydim. Çok pis öt kopardım. Çok korktum. Bir an için kayalara geldin sandın değil mi? Kayalar derken? İçeride kahvaltı ediyordum. Kapının sesini duydum. Bizim bebiş banyoda olduğu için koşamadı kapıya. Sizin bebiş derken? Fik.
Lezize ne yani? Ben de onun yerine koşup size iyi günler diyeyim dedim. Galiba kayna bezdirme oyunun işe yaradı İdil. Her sabah dersten önce sana sıcak poğaça getiren Maruz Ali bu sabah gelmedi. Galiba sonunda Maruz Ali'den kurtulmayı başardın. Günaydın. Bu sabah biraz geç kaldım, özür dilerim. Fırıncı ustası rahatsızlanmış. Çırağının eli de birazcık ağırdı. Ancak çıkardı poğaçaları fırında. Olsun. Geldin ya, önemli olan. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Sizinle bugün telefonda da konuştuğumuz gibi kızınızı oğlumuza istemeye geldik. Olur, olur. Hayırlısı olur ama bu işler öyle acele edilmez. Tabii. Önce biraz konuşalım, tanışalım. Kızımızı kimlere veririz bilelim da. Bizde adet böyledir. Kafamız rahat etsin. Tabii. Ama biz oğlumuza kefiliz. Süper çocuktur. Güvenebilirsiniz yani. Maşallah. Kızım, kalk da bize bir kahve yap bakalım. Hemen babacığım. Ya hiç zahmet etmeyin. Gerek yok kahveye falan. Oy, kahvesiz kız istedim da. Hadi kızım, hadi. Pardon. Bunu da günün anlam ve önemine uygun olaraktan hediye manasına şey etmiştik. Buyurun. Çok mersi. Abi kız köpek maması yiyor. Gördüm. Oy kızım, ayıptır, ne yapıyorsun da? Misafirlere de ikram etsene. İkram et derken? Kahveyle birlikte yiyoruz da. Ben bu çikolataları en iyisi kahvelerle beraber getireyim. Neyse, ben de bankaya geç kalmayayım. Size iyi günler. Ben de tam işe gidiyordum. Buyurun, durağa kadar birlikte yürüyelim. Bilir, yavrum, kuzum. Ne oluyor lan orada? İsmail evladım. Ne yapıyorsun yavrum sen burada? Sabah sabah rahatsız etmesene kızcağızı. Sana çay koymuştum. İçtiysen bir tane daha koyayım mı yavrum? Pınar Hanım'a durağa kadar eşlik edecektim. Lezize nineciğim. Aman, gören de centilmen zannedecek.
Benim aslan gibi fikom dururken senin gibi bir kazmaya mı kaldı Pınar kızımı durağa bırakmak? Geç bakayım şöyle, geç. Geç! Yavrum, fikom da çıkmak üzereydi. Haber vereyim de gelsin eşlik etsin sana. Tamam peki. Ama ne olur acele etsin Lezzet teyzeciğim. Bankaya geç kalmayayım olur mu? Tamam yavrum, tamam yavrum, tamam. Kurban olduğum lelelelelim. Yavrum benim. Yavrum, sen de dikkat etsene biraz. Sen ne kadar kazma varsa, ne kadar balta varsa onları buluyorsun. Dikkat et. Kazma, geç düşünme bakayım, geç. Yürü. Yürü, yürü. İyi günler Pınar Hanım. İyi günler. İyi günler Pınar Hanım. Geç yavrum, tövbe estağfurullah. Yavrum sen bekle burada, olur mu? Tamam Lezzet teyzeciğim. Zil çaldım. Çocuklar beni beklemesinler. İkinci poğaçayı da ilk teneffüste yerim artık. Tekrar sağ ol geldiğin için. Görüşürüz aşkım. İdil bekle. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ben dün gece çok kötü rüyalar gördüm. Ben de. Ben her şeyin farkındayım İdil. Bana nasıl bir oyun oynadığını biliyorum. Oyun mu? Son birkaç gündür çok tuhaf davranışlar sergiliyorsun. Hiç benim ilk tanıdığım, aşık olduğum İdil gibi değilsin. Aslına bakarsan gerçek İdil. Çünkü benden ayrılmak istiyorsun. Sen beni bıraksan bile benim seni asla bırakmayacağımı bildiğin için beni usandırıp bezdirerek bu ilişkiden kaçırmaya çalışıyorsun. Araç olay yerine intikal etti. Beklemede kalın, tamam. Saçmalama Ali. Neden böyle bir şey yapayım ki? Benim de seni çok sevdiğimi biliyorsun. Çünkü aslında benim göründüğüm gibi olmadığımı, sana gösterdiğim yüzümün sahte olduğunu ve senden gizlediğim şeyler olduğunu düşünüyorsun. Ve haklısın. Yanılmıyorsun. Bu benim gerçek kimliğim değil. Nasıl takas lan bu herifler birbirlerini vuruyorlar? Teslim olun! Dur polis! Teslim olun polis! Bırak! Bırak silah! Teslim olun! Arabaya çabuk hadi hadi hadi!
geçen gece beni ringte kanlar içinde dövüşürken görünce benden korktun. Bir de üstüne benim yüzümden nezarete düşünce iyice kafan karıştı. Evet. Bayağı kafam karıştı gerçekten. Biliyorum aşkım. Ama seni bu şekilde kaybedemem. Benden korkmana ve bu yüzden beni kendinden uzaklaştırmana izin vermem. Benimle evlenmeden önce kiminle evlendiğini bilmek en büyük hakkım. Bu yüzden sana kendimle ilgili her şeyi anlatacağım. Hay Allah. Öğretmenler zil de çaldı. Ben şimdi gitmek zorundayım aşkım. Bu akşam buluşsak o zaman anlatsan bana olur mu? Çocuklar camlara çıktı baksana. Onları bekletmem doğru olmaz. Tamam. Bu akşam konuşuruz o zaman. Tamam. Anlaştık. Beni seviyor musun? Tabii ki seviyorum. İyi dersler aşkım. Sana da hayırlı işler. İnşallah kız gerçeği öğrenince daha çok korkup kaçmaz. İdil, neler oluyor? Mariz Ali bu akşam bana gerçek kimliğini itiraf edecek. Ciddi mi söylüyorsun? Hı hı. İdil, harika bir haber bu. Sonunda Mariz Ali'yi içeri atıp Levent'in intikamını alabileceğiz. Günaydın. Yani bizim Boğaziçi'nde de denildiği gibi, good morning. Günaydın. Yalnız ne olur acele edelim Fiko Bey. İşte çok geç kaldım. Ha, az kalsın unutuyordum. Bu akşam ne yapıyorsunuz? Bak, yine... Sizli bizli konuşmaya başladın, olmuyor. Yok, ben siz derken siz ikiniz anlamına demiştim onu. Siz ikiniz derken? Sen ve İsmail Bey işte. Bana da sen diyebilirsin bebişim. Hatta İsmail'e bile gerek yok. Sadece Matador diyebilirsin. Matador derken? Yıllar önce kurban bayramlarından birinde bizim mahalledeki paralı komşulardan biri bir kurbanlık boğa almıştı. Boğa akşam ipini koparıp kaçtı. Mahalle birbirine girdi tabii. Görmeniz lazım. Çoluk, çocuk, bakkalı, zabıtası, bekçisi. Herkes ayı kadar bir boğanın peşinden koşuyor. Ayı kadar bir boğa. Heh. Anladım. Yani ayı boğa kırması yani. Senin... Sığır insan kırması olman gibi. Sus lan, bir sus. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Vereyim mi? Manyak mısın? Sağ olasın kızım. O da tatsın bari. Oğlumuz ne iş yapay? Ne iş? Köpek gibi çalışıyor vallahi yavrucak. Oh maşallah maşallah. Çalışkan olmaz iyidir. Sizin kızınızın aşıları tamam mı? Aşıları mı? Hani o? Ya aşısı yaptırdıydık biz bu kıza da.
kizamuk, su çiçeği, hepsini yaptırdık tabii. He daha he. Aşıları tamamdır. İyi, çok güzel. Sağlıklı olsun da, değil mi? Kuduz aşısı vardı, değil mi? Haçan küçükken köpek ısırdıydı. O zaman kuduz aşısını da yaptırdık. Ha. Ah canım, yazık. Ne diyordum? Ha? Ben de gürültülere uyandım tabii. Balkondan bir baktım. Ana! Boğa bizim evin bahçesine kaçmış. Oh. Boğa da sığır tipi büyük baş bir hayvan olduğu için... Tabii, kankanı çekiyor tabii. Bir sus lan. Bir sus! Atladım tabii hemen aşağı. Üzerimde böyle kırmızı bir eşofman var. Milli takım eşofmanı. Boğa beni görünce... Oo kanka ne haber dedi. Hayır. Eğdi böyle kafasını. Bana doğru geliyor böyle tık 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 tık. Geliyor böyle karşıdan. Ben de boş durur muyum tabii? Boğanın iki kaşının ortasına... Gelişine öyle bir yumruk çıkardım ki. Ayıya benzeyen ve kaşları olan bir boğa. Hocam sizin mahalle hangi gezegendeydi? Yani böyle tuhaf tuhaf yaratıklar yaşıyor da sen dahil. Lan bir hikaye anlattırmadım ben. E sen anlatmasını beceremiyorsun ki. Böyle fantastik bir hikaye mi olur? Lord of the Ring'i geçtin. Neyse işte. Ben boğayı... Tek yumrukta yere devirince, tek. O günden sonra benim adım Matador oldu. Matador İsmail. Allah'ım yarabbim ya. İçkisi, sigarası, kumarı var mıdır oğlunuzun? Yo, alakası yok. Bir tek su içiyor kabından. Güzel. Kaç yaşında peki sizinki? 28. Yuh, 28 mi? Boncukcuğum ne kadar ayıp öyle yuh muh diyorsun. Abi 28 yaşında köpek mi olur ya? Ya şimdi köpeklerin yaşı 7 ile çarpılıyor ya insan yaşına çevirmek için. Aslında 4 yaşında o. He. O zaman tamam. Bizim Rıfkı ile eşitler, çok hoş. Rıfkı mı? Evet, bizim oğlanın adı Rıfkı. Oy, benim babamın adı da Rıfkı'dır da. Allah rahmet eylesin. Amin. Nur içinde yatsın efendim. Amin. 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 Helikopter 4'ten sıcak takipteki ekiplere. Mavrum araç Galata Köprüsü üzerinden Eminönü istikametine doğru ilerliyor. Takipteyiz. Nereye giderseniz gidin lan. Ulan ölüsünü yakalayacağım ulan ölüsünü. Ölüsünü ulan! Acayip geç kaldım bankaya. Şefim beni öldürecek vallahi. Kuzum, Pınar, sen az önce niye sordun akşam bir işiniz var mı diye? Bugün işten erken çıkacağım da. Tarık'la beraber önce dışarıda bir şeyler yiyip sonra da sinemaya gidelim diyoruz. He. Sizin de bir işiniz yoksa bize katılsanıza. Olur. Vallahi beni açar. Ya bir dakika. Ya beni davet etmeni anladım da. Bu matador kazması ne alaka? Ne güzel işte. Çiftler şeklinde gezeriz beraber diye düşündüm. Çiftler derken? Bankadaki şefim arıyor. Ben çok fena geç kaldım. Hemen kapıdan bir taksiye atlıyorum. Akşam geldiğinizde görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. Sağdan git. Kayalara dikkat et bebişim. Pınar nerede senin bebişin oluyor lan? Nerede seni bir başına alıyorum? Nerede? Hey! Çiftler derken? Allah Allah. Bunu ben de anlamadım. Sıcak takipteki cümle kimse.
Malum araç Eminönü Sarayburnu'ndan Bakırköy sahil yolu istikametini ilerliyor. Çıkıyorum. Şarjör değiştir. Hazır. Ama abarttılar olayı ya. Yani alt tarafı bir köpek küfleştireceğiz. Ne yapıyor bunu? Ne bileyim abi. Oğlum köpek herhalde saf köpek. Önem veriyorlar. Ne yapsın? Allah Allah. Anladım. Sevdim seni evlat. Sağ olun. Heh, bakın Rıfkı da sizi sevmiş efendim. Verdim gitti kızıma. Oldu sonunda. Öp bakalım babanın elini. Bu şekilde öpmesi biraz zor olabilir. Ama iğrenmezseniz yalayabilir elinizi. Ne diyorsun oğlum sen? Öpsene elimi. Öp seni derken? Damat. Öp elimi dedim sana. Damat derken? Enişte öpsene babamın elini. Enişte derken? Ne oluyor ya? Ha? Abim, sakın vazgeçtim deme. Bizde verilen kız geri alınmaz. Sana diyorum, bir kez istedim, biz de verdik. Bundan sonra nimet senin, söz dondur. Nimet derken? Merhaba Rıfkı, ben Nimet. Kendi elini uzat ulan. Köpekler dörtten sıcak takipteki araçlara. Malum araç Zeytinburnu Beyefendi Hipodromu'na doğru kaçıyor.
Arabanın içindekiler! Yol bitti aslanım! Silahlarınızı atıp teslim olun, hadi! Elleriniz başınızın üzerinde, dışarı çıkın, hadi! Arabanın içindekiler! Silahlarınızı yere bırakın, elleriniz kafanızın üstüne, dışarı çıkın lan! Ya ben durup dururken niye elin nimetiyle evleniyorum ya? Bir de şu açıdan bak Mülayimciğim. Hepimizin birer düzenli manitası var. E artık senin de var, fena mı? Ya fena mı ha? Ha? Beyler kesin makarayı. Ali abi geldi. Ne makarası abi? Kızın abilerini görmediniz mi oğlum? Ne oldu? Gördük, canım. Gördük. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne yaptınız beyler? Verdiler mi kızı Rıfkı'ya? Ayıp ettin abi. Rıfkı gibi damadı kim istemez ya? Şu yakışıklılığa bak, şu yakışıklılığa. Bak bak bak. Aslanım benim. Yalnız bir de özel kampanya başlatmışlar abi. Bir kız alana bir kız da bedava veriyorlarmış. Ya? Allah. Ne? Elimizdeymişken bir kız da mülayime alıverdik abi. Hem de tam ruh ikizi. Geberteceğim ya. Vallahi geberteceğim. Ayıp bana sanıyorsun ya. Dur be oğlum. Yürü!
yapıyorsun lan? Yazık değil mi hayvana? Koş, koş! Yarış altına döndük arkadaş ya. Ulan şerefsiz, seni ben bir yakalarsam var ya. Şerefsiz. Dur dur dur. Dur polis dur dur. Kardeş bunların hangisi hızlı? Bu biraz daha iyi. Ha tamam, in o zaman. İn 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 in. Başkomiserim. He. Siz bir yarış atını idare edebilir misiniz? Kim? Ben. Bu atı. Oğlum ben Ceyhan da bunun feriştahına bindim. Feriştahına. Tut şunu. Tut. Ha? Aha, hoppala. Ha. Hakkın helal koçum. Helal olsun. Ya bismillah. Yürü oğlum. İn hocam, hadi. İn. Hocam bu gitmiyor. Gider gider dehle. Orada daha iyisi var. Dur. Şerefsiz. Yürü lan. Başkomiserim, atın üstünde ne işiniz var? Samet çekil, Samet. Anam anam. Lan yürü. Başkomiserim. Ulan senin at. Ulan senin yaşıtların yarışlara katılıyor. Şerefsiz. Yürüsene ulan. Merak etmeyin Sayın Vali. Ben sorumlu arkadaşlara gerekli cezayı vereceğim efendim. Tabii ki. Çok haklısınız Sayın Vali. Bence de bir organize şube başkomiserinin bir yarış atının üzerinde ne işi var? Umarım hayvancağız en kısa sürede sağlığına kavuşur Sayın Vali. Saygılar efendim. Saygılar. Evladım, sizin ne işiniz var Veli Efendi hipodromunda? Bir de yarış atlarının üzerinde. Şimdi bizim bu kovaladığımız şerefsizler... Oraya doğru kaçınca müdürüm, biz de görev icabı mecburen peşlerine düştük. Ben hiç atabilmedim Sayın Müdürüm. Ben adamları normal, yani kendi bacaklarımla koşarak takip ettim. Bunu bir dipnot olarak arz etmek istiyorum. Yani bende at binmek yok. Kusura bakmayın beyler. Vali Bey'in emri gereği size bir ceza vermek zorundayım. Gözünü seveyim, maç görevi yazmayın müdürüm. Geçen günkü hakemlik hadisesinden sonra... ...seyircinin beni pek hoş karşılayacağını sanmıyorum. Ya, benim aklımda çok daha eksantrik bir ceza var. He, eksantrik. Eksantrik iyi müdürüm. Tamam yani, olur yani. Eksantrik ne lan? Bilmem. Sen de bir şey bilmem. Bir şey bil ben. Bilmem, bilmem, bilmem. Al bakalım. Büyücü operasyonu derken müdürüm? Benimle alakası yok müdürüm, değil mi?
Çünkü biliyorsunuz ben koşuyordum yani. At binmek yoktu bende. Sanırım görev arkadaşları. Tüp getirdim Lezize Hanım. Tüh, Allah cezanı vermesin. Ödümü kopardın. Geç. Ayakkabılarını çıkarma, geç. Geç şöyle. Tonton kapıdan geçemedi tonton. Geç. Geç şöyle geç. Tüp estağfurullah. Freddy. Para ver. Niye? Ben banka mıyım? Niye? Ben banka mıyım? Ulan senin yüzünden günde 80 defa demlenen çaylar yüzünden 2 günde tüp bitti. Tüpçü yeni tüp getirdi. Onun parasını vereceğim, ver. Ne bakıyorsun oğlum? Tüp olmazsa bundan sonra çayları açtı şeklinde içersin. Kes lan kes, tamam. Allah'ım yarabbim ya. Üstünü getir ama. Üstüyle kendime bir iş kurmayı düşünüyorum. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya Resulallah. Oh. Üzülme abicim. Buluruz bir çözüm yolunu. Hem belki kız düzgün bir kızdır. Zamanla aranızda ne bileyim belki böyle aşk kıvılcımları falan çıkar. Ya Ali abi sen yapma bari ya. Tamam. Dert etme. Halledeceğiz. Çocuklar. Bu arada size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Hayırdır abi? Ben bu akşam İdil'e her şeyi anlatmaya karar verdim. Her şeyi derken abi? Doğru mu anladım acaba? Merhaba amirim. Merhaba arkadaşlar. Amirim. İki dakikanız varsa size özel bir şey anlatmam gerekiyor. Şu an hiç vaktim yok Samet Komiser. Acilen Marazel operasyonu ile ilgili Nevzat Müdür ile konuşmam lazım. Aslında ben de o konuyla ilgili. Ne olur sonra konuşalım. Marazel'den kurtulma sürem doldu. Nevzat Müdür Bey'in Berlin'e tayin emrini imzalamadan ona bir şey anlatmam lazım. Peki. Müsaitseniz gelebilir miyim müdürüm? Tabii. Gel kızım. Otur bakalım şöyle. Sizden Marazel operasyonuyla ilgili ekstra talebinde bulunmaya geldim müdürüm. Bak buna hiç şaşırmadım işte. Bu çetenin lideri sensin abi. Biz de senin her türlü kararına saygı duyarız. Ve asla yaş tahtaya basmayacağını da iyi biliriz. Sağ olun çocuklar. İşte bak orada. Boncuklar da geliyor. Abi biz bugün öğleden sonra izinli olabilir miyiz? Niye? Düzenli manitalarımızı da alıp beraber bir bowling oynamaya gidelim diyoruz. Şimdi benim veteriner manita adayı da gelecek de. Hadi bakalım.
Yalnız ben arkadaşlara tamamen sap olarak katılıyorum abi. Ben de. Nasılsınız çocuklar? Merhaba. 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 Merhaba yenge hanım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet o zaman, biz gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Güle İyi güle. Günler. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Boncuklar ya, çok fena. Marazel'den kurtulabileceğin konusunda hiç ümidim yoktu doğrusu. Çünkü gerçekte ondan kurtulmak istemediğini çok iyi biliyordum. Nasıl müdürüm? Polis de olsak hepimiz insanız kızım. Bizim de duygularımız, bizim de kalbimiz var. Biz de bazen sevip sevilebiliyoruz. Seni Marazali operasyonunun başına getirdiğimde böyle bir risk aldığımın farkındaydım. Nasıl bir riskmiş o müdürüm? Marazali de Yavuz gibi benim evladım sayılır. İkisi de benim elimde öğrendiler polisliği. Ve ikisi de çok özel adamlar. Sen Marazali'nin hayatına bir köstebek gibi sızarken onun seni çekim alanında alması kaçınılmazdı. Ama ben yine de bu riski göze aldım. Çok affedersiniz müdürüm ama böyle bir şey söylemenize de, düşünmenize de izin veremem. Çünkü çok yanılıyorsunuz. Marazali Bey'in nişanlımın katili. Sadece bir polis olarak değil, sevdiği adamı kaybetmiş bir kadın olarak Marazali'ye karşı nefretten başka bir şey hissetmem mümkün değil. Üzgünüm kızım. Ben yine de ikinci kez aynı riski almayı düşünmüyorum. Berlin konsolosluğuna tayin emrini imzaladım. En kısa zamanda yola çıkıyoruz. Marazali yakalamak için tek bir geceye daha ihtiyacım var müdürüm. Ne değişecek ki bir gece? Marazali bu gece bana her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Evlenmeden önce benden gizlediği gizli kimliğini açıklamak istiyormuş. Büyülü ev şu arka taraftaki ahşap ev başkomiserim. Büyülü ev? Evet. Bu yandaki de perli ev oluyor o zaman, öyle mi? Oğlum büyülü ev değil lan o. Allah Allah, içinde dolandırıcı büyücü olan ev. Bir büyücü basmamız eksikti zaten. Öyle demeyin ama başkomiserim. Rapora göre kadın bugüne kadar yüzlerce insanı dolandırmış. Oturduğu evden de anlaşıldığı gibi acayip bir servet elde etmiş bu yoldan. E kadının bir suçu yok ki aslanım. Vatandaş biraz akıllı olsun. İtibar etmesin böyle safsatalara. Ne yapıyoruz başkomiserim? Dalıyor muyuz içeriye? Yok. Kadın evinde kendi halinde oturuyor diye öyle alamayız merkeze. Elimizde sağlam deliller olması lazım. Yani suçüstü yapmamız gerekiyor. Bir planınız var mı peki başkomiserim? Plan. Hı hı. Bana soruyorsun. Bunu bana soruyorsun. Bir planınız var mı başkomiserim? Ulan ben plansız yola çıkar mıyım? Benim bütün olayım bu. Benim soyadım plan. Allah Allah. Plan.
Sen ne düşün lan biraz? Her planı ben mi yapacağım? Allah Allah. Buyurun. Biz Balu Bacı'yla görüşmek istiyorduk. Randevunuz var mıydı? Randevu? Yok. Biz randevu almadan öyle kafadan geldik. Benim oğlanın durumu biraz acil de. Acil giriş kapımız varsa oradan girelim istersen. Ulan büyüceye bile randevuyla geliyorsak biz yanmışız arkadaş ya. Beyler az bekleyin hele. Buyurun beyler. Vay vay vay. Lan eve bak. Bak bak bitmiyor. Lan Cumhurbaşkanlığı köşkü gibi arkadaş ya. Bu taraftan. Ballı bacı, yeni hastalar geldi. Hoş geldiniz beyler. Esra'dan bu büyücü falan olmuyor. Aman fazla yorma kendini. Dikkatli. Vay be. Bravo. Çok iyi. Çok güzel. Harika. Bravo. Çakma. Sıra bende. Ölmek üzere olan bir kız için hiç fena değil. Ben de dikkat et. Gayet sağlıklı görünüyor. Benim şampiyonluklarım var. İzle ve öğren. Evet, izle bakalım. Burası da izledim. Kahretsin. Ah be boncuk, ah be boncuk. Ben sana yardım edeyim, dur. Evet. Benimle alakası yok. Top yüzünden oldu. Binur! Binur! Binur da nerede kaldı ya? Yavrum sen kimsin? Su getirdim Lezzet teyze. İyi oldu söyledin, görmüyorduk. Koş şuraya, ben taşırım sonra mutfağa. Boşu da alabilir miyim? Tabii alabilirsin yavrum. Sen bekle burada. Ulan bir sucuğumuz eksikti be. Merhaba yavrum. Thank you.
Seni ırk düşmanı. Vur. Bir de soyunmuş tipsiz kılları bile yok. Allah cezanızı vermesin sizi. Geç Jennifer. Seksi Jennifer. Geç. Nene, beni korkutuyorsun. Ne yapıyor lan? Ya bu bildiğimiz deli ya. Söyleyeyim bakalım, size nasıl yardımcı olabilirim? Sevgili Barlı Bacı, bizim çok sağlam bir büyüye ihtiyacımız var. Hı hı. Konu nedir? Konu benim bu sepet kafalı. Kendisi doğduğundan beri öyle sap oluyor. Kazık kadar oldu. Hala kendine evlenecek bir kız bulamadı. Sabahlara kadar çalışıyorum ama olmuyor baba. Sus ulan! Bilgisayarlı internetin başında sabaha kadar oturup chat chat ederek kız mı bağlanır mı? Sepet kafalı. Bizim bakanın şunu arayıp bağladı ama. Süper bir kız hem de. Romanyalı. Yakında geleceğimiş Türkiye'ye. Ne haber? Romanyalı. Allah'ım sen bana sabır. Bu sepet kafalıyı da akıl ver yarabbi. Ballı bacı. Gözünün yağını yiyeyim. Şu çocuk için sağlam bir büyü yazın da. Kırıversin şu şeytanın bacağını. Bağlı bacım, kızı çay içmeye bir çıkarsam gerisi kolay. Gerisini kazmamla halledeceğim ben. Evet, süper karizma bir çocuktur benim engelim. Bir tek kızlara bağlama çekmeyi beceremiyorum. Bu konuda bize ne tür büyüler önerebilirsiniz acaba? Büyü kolay, onu yazarız. Ha? Bak demedin mi? Ben sana demedim mi bağlı bacı çözer bu olayı diye? Allah razı olsun. Bu nedir? Kız listesi. Kız listesi? İnternette tanışıp da gerçek hayatta bir türlü görüşemediğim kızların listesi Ballı bacım. Bana bunlardan birini bağlarsanız çok memnun olurum Ballı bacım. Bu patlama adı mı? Hadi. Değil mi arkadaşlar? Süper, süper. Teşekkür ederim. Çok iyi. Sıra kimde? Ya beyler, Meksika'ya vize gerekiyor muydu? Ne Meksikası lan? Ben o kızla evlenemem. Bir kere sikletim değil ya. Öyle deme bu oğlum. Belki ince bir ruhu vardır kızcağızın. Hem her şey dış güzelliği değildir, değil mi? Atacağım kafana. Yapma. Mühim olan iç güzelliği. Nimet'le oynama. Ne yapıyorsun?
Nimet dediğin Nimet arıyor ya. Ya ne diyeceğim şimdi ben bu kıza ya? Çağır gelsin abicim, çağır. Bak herkesin düzenli manitası burada. Ya. Sen sap gibi kaldın oğlum. Çağır çağır. Sus sus. Ha? Alo Nimetçim. Ben bir toplantıdayım. Çıkınca arayayım mı seni? Nerede toplantıdasınız? İşte. Biz şeyde toplantıdayız. Şey salonunda toplantıdayız. Sen neredesin? Arkandayım. Merhaba. Merhaba. Arkamdasın. Tamam, ben o zaman çıkınca arayayım mı seni? Olur olur. Tamam olur. Çıkınca arayacağım. Arkamdaymış. Abi ben bu numarayı değiştireceğim. Bir daha bulamasın beni ya. Kaybolacağım ya. Nimet. Mehmet. Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur kız nişanlının yanına. Oturuyorum. Sen de otur lan nişanlının yanına. Tutsana lan nişanlının elini. O ne lan sizler? Evet. Sıra sizde. Sendeydi sıra değil mi? Tamam. Bize. Aşkım. Merhaba Mehmet abi. Markete gidiyorum Lezzet teyze. Bir şey lazım mı? Sen kimsin? Kapıcıyım. Dur bir bakayım, ekmek var mı? Matador! Matador! Gel yavrum gel. Geldin mi? Seni gidin, ırk düşmanı seni! Gel lan buraya. Abi yapma ya. Abi, abi yapma. Namussuz sen. Şerefsiz seni. Kalk buradan. Seni deli. Sepetini de unuttu bak. Şerefsiz seni. Namussuz. Bu ne lan? Bu ne lan? Önüne gelen bize sen ne oluyor lan? Sen geç. Sen geç. Gir. Nene, nene. Tövbe estağfurullah. Bu atışı senin için yapıyorum aşkım. Allah razı olsun. Aşkım desene lan. Aşkım. Ay. Ah. Uğur için hep sen aşkım. Duanız çıkıyor.
Siz de bizim mahallenin muhtarı gibi bilgisayarlı sisteme geçtiniz yani. Başka türlü yetiştiremiyoruz. Anlıyorum. Buyurun. Allah razı olsun. Sakın fotokopisini çekip çoğaltayım demeyin. Doğa tek kullanımlıktır. Yoksa çarpılırsınız. Çarpılırsınız. Evet. Bak, sakın çoğaltayım deme. Çarpılırsın böyle. Gerçi sen çarpılsan düzelirsin ama. Hadi bu kadar oyun yeter, yürü. Damatlık bakmaya gidiyoruz. Damatlık derken? Yürü dedim. Abi yapma. Evlilik olayına girmeden bir söz, bir nişan, bir birbirimizi tanısak. Biten uyumu var mı yok mu onlara bir baksak abi. Yürü lan, çok konuşma. Arkadaşlar iki saate kadar gelmezsem polise haber veririm. Yürü lan, yürü. Aslan damat. Abi. Yürü. Gel bak adam. Bu değil. Buna. Hadi bakalım. Oh. Bu sudur oğlum bu. Yürü lan içine. Hop 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 eyle. Biraz sakin değil mi? Evet ya. Hep beraber eğleniyoruz şurada. Sonra bir tatsızlık çıkmasın. Ne olur lan tatsızlık çıkarsa? Ne olur? Ben şimdi sana göstereyim ne olacağını. Hop. Seni var ya. Dur. Ne oluyor ya? Sakin, sakin. Tamam. Evet, bir şey. Tamam, sakin ol. Geri dur sakin. Ya tamam diyorum, tamam. Ne, derdiniz ne? Oğlum düzenli manitalar burada. Günü değil, zamanı değil. Sakin ol, tamam mı? Hadi. Hadi arkadaşlar, devam. Hadi. Sen iyi misin? Esma Çelik, hastalığı lösemi. Bağlı bacı. Ayıptır sorması o. Bizim borcumuz ne kadar? Sizin için 2000 yeter. İyi, tamam. 2000 derken? 2000 lira. Bir dua için 2000 lira mı alıyorsunuz yani? Evet. Peki bir işe yaramazsa paramızı geri alabilir miyiz? Olmaz. Müessesemizin prensibidir. Yazılan duayı geri alamıyoruz lütfen. Ya şu Ballı Bahçı. Bu 2000 lira da biraz çokmuş ya. Bize biraz böyle indirim yapsaydınız kıyısından köşesinden. Vallahi bize maliyeti 1500 lira zaten. Maliyeti. Evet. Sonra bu evin elektriği var, havuzu var, suyu var, jacuzzi'si var, bahçesi var. Ya anca kavruluyoruz kendi yağımızla. İnsaf edin yani. Ben de size o zaman bedava bir dua yazacağım. Hapisteyken okur okur beni hatırlarsınız. Hapisteyken derken? Evet.
Komiserim kaçıyor. Yakalar zengin, yakalar. Bırak. Önce şu kazmaları bir halledelim. Ne zamandır antrenman yapmıyoruz. Ben biraz ter atmış oluruz oğlum. Haydi. Hadi buraya. Hadi oğlum abi şunları toplayın hadi. Baş üstüne başkomiserim. Hadi hadi hadi. Marlı bacı. Ya senin bu çocuklar çarpıldı. Hele gel şunları da bir düzelt gel yok, gel. Yok ben size bedava bir dua yazsam. Ay çok içimden geldi benden. Yürü sen de hadi yürü hadi. Yürü. Tamam, çabuk çabuk. Geç geç. Gel hadi gel gel. Gel. Yürü hadi ya. Allah Allah. Yapmayın. Yetişin. Polis çabuk. Sen otur hadi. Akıllı ol. Sen olursan biz de oluruz. Teyzeciğim, Fiko Bey evde mi? Sinemaya gidecektik de beraber. Yavrum şimdi, Fiko'nun programı çok yoğun olduğu için Pınar gelirse söylersin neneciğim dedi. Ben programlarına katılamayacağım dedi. Ya. O Tarık baltasıyla baş başa gitsinler dedi. Fiko'm Tarık dedi, kibar çocuktur. Baltayı ben ekledim. Yok Lezzet teyzeciğim, Tarık ekti beni. Gelmiyor sinemaya benimle. Balta demedim mi ben sana işte? Ne yaptın bakayım? Fiko ile Matador Bey benimle birlikte sinemaya gelmek isterler mi diye sormaya geldim ben de. Ya yavrum Matador'u unut, Matador'u unut! Unut Matador'u! Ben... Hı-hı. Fiko'mu senin için ikna edeceğim. Ama geleceğini pek zannetmiyorum. Sakın ümitlenme. Yine de ben senin için deneyeceğim. Tamam Lezzet teyzeciğim. Kurban olduğum yavrum benim ekilmiş yavrum. O baltanın boynu altında kal. Allah belasını vermez. Yavrum benim. Pınarım benim. Kurban olduğum. Kaşına gözüne kurban olduğum. Saçını başını yerim ben senin o yavrum. O sempatik yavrum. Lezzet teyze. Demek ekti senin balta ha? Yavrum bekle sen burada yavrum tamam, tamam hadi. Tamam. Aşkım ben bir tuvalete gidip geliyorum. Oğlum gidiyor baksana.
Beyefendi kapatıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Sana demedim mi lan bir daha buraya gelmeyeceksin diye? Dedim. Dedin ama işler birazcık karıştı. Komşulardı kanlamış, yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes sen altında, pozisyon sert penaltı. Altından çıktım ben çoktan fareydim, yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir, kim ne ister, niyetse nedir? Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Hiçbir filmde yer kalmamış. Şansımı yiyeyim. Efendim? Şans işte. Yani bizim Boğaziçi'nde de dendiği gibi what a luck. Neyse. İyi geceler. Başka zaman artık. İyi geceler. Oğlum, insanın eline kaç adet böyle bir fırsat geçer? How many times lucky you are? Pınar. Efendim. Benim şahane bir DVD arşivim var. Onlardan iki tanesini seçsem beraber seninle izlesek back to back. Yani iki film birden demek. Ne dersin? Olur. Yarın da iş yok zaten. Bacı bacı izleriz vallahi. Süper. Bacı bacı derken nasıl yani ya? Geç canım, geç geç. Tövbe tövbe. Tarık arıyor. Neyse ben bu suları patlatayım, sen de gelirsin tamam mı? Olur. Bacı bacı. Bacı bacı. Bac bac. Ay. Back to back. Kız back to back demek istiyor. İngilizce bilmiyor tabi zavallı. What a girl. Seni. Şanslı kız.
dünya üzerinde benim gibi kaç adet erkek bulabilirsin? How many times men on the world like me? What a lucky. Oturun arkadaşlar. Bu akşam düzenleyeceğimiz çok kritik bir operasyon için toplanmış bulunuyoruz. Edil Hanım, uzun süredir yürüttüğü Maraz Ali ve organize suç çetesinin çökertilmesiyle ilgili çok önemli bir gelişme elde etti. Abo. Çocuğun gözleri açıldı mı yoksa sonunda? Maraz Ali bu akşamki buluşmalarında İdil Hanım'a her şeyi itiraf edeceğini söylemiş. Her şey derken? Her şey işte. Aslında bir suç çetesi lideri olduğunu, araba yıkama yerinin sadece bir kılıf iş olduğunu, bugüne kadar işlediği suçlardan elde ettiği servetini, tuttuğu gizli hesapları filan. Ya biz bunları biliyoruz zaten. Size söylesen ne olacak ki? Eğer Maraz Ali İdil'e bunları itiraf ederken biz de İdil Hanım'ın üzerindeki gizli mikrofonla tüm konuşmaları kaydedersek o zaman çok şey olacak evlat. Kısacası Maraz Ali ve çetesi hapsi boylayacak. Kardin Mobilya sundu.